Merhaba gençler. Bugünkü konumuz sözcükte anlam. Sözcükte anlam önemli bir konu, basit bir konu ama e, konu anlamında e, biraz da bencil bir konu. Soru çözmezseniz tabii ki. Elinizden geldiği kadar bu dersi işledikten sonra bol bol soru çözmenizi tavsiye ediyorum. Hiç vakit kaybetmeyelim. Hadi başlayalım. Müzik Gerçek anlam. Bir kelimenin aklımıza gelen ilk anlamı. Aklımıza gelen ilk anlam. Kelimelerin sözlükteki yer alan ilk anlamları da bu anlamda gerçek anlamdır. Bu yüzden de gerçek anlama gençler sözlük anlamı da deniyor. Hemen aşağıdaki örneklere bir bakalım. Yemek yerken ağzını kapatmalısın. Ağız dediğimiz zaman aklımıza ne geliyor? Yemek yerken ağzını kapatmalısın dediğimizde acaba gerçek anlamda mı kullanılmış? Aklımıza gelen ilk anlam mı? Kesinlikle. O zaman gerçek anlam. Adamın ayağı kırılmış gibiydi. Ayak dediğimizde aklımıza ne geliyor? Adamın ayağı dediğimizde de o zaman gerçek anlam olduğunu ifade edebilir miyiz? Kesinlikle ederiz. O zaman gerçek anlam. Kitaplarını boş bir kutuya yerleştirdi. Dolunun tersi olarak kullanılmış mı? Kullanılmış. Aklımıza gelen ilk anlam mı? Kesinlikle. Gerçek anlam bu kadar basit. Bir sözcüğün aklınıza gelen ilk anlamı eşittir. Gerçek ya da diğer adıyla temel anlam. Yan anlama bakalım. Şimdi yan anlam zaman zaman karıştırılıyor ama çok basit. Pratiğe dikkat edince çok iyi anlayacaksınız bence. Gerçek anlamından tamamen uzaklaşmadan, burası önemli, kazandığı bir anlamdır yan anlam. Kelimenin kazandığı bir anlamdır. Ama gerçek anlamdan %100 uzaklaşmış olması beklenmiyor. Öyle bir şey yok. Sözcük gerçek anlamdan farklı ama gerçek anlamdan kopma söz konusu değil. Tamam mı? Yani mecaz anlam gibi değil, birazdan göreceksiniz. Şimdi e, bu gibi yan anlamlarda özellikle böyle doğadan e, özellikler, e, insandaki özelliklerin doğaya aktarılması genellikle e, söz konusu oluyor. İnsanın vücudunun parçaları mesela, bakın burada burun, ağız, ayak mesela bunlar insan vücudunun parçalarıdır e, ve doğadaki e, varlıklara ya da nesnelere diyelim aktarılmış. Bakın ayakkabımın burnu eskidi. Şimdi burun dediğimiz zaman aklımıza e, kokladığım koklama organımız gelmiyor mu? Geliyor. E burada ayakkabının böyle bir organı var mı? Yok. Demek ki gerçek anlam değil bu. Yan anlam diyeceksiniz, tamam mı? Gerçek anlamdan tamamen uzaklaşmış mı? Hayır. Bir yakıştırma anlamı var tabii ki. Yani insan burnuyla ayakkabının burnu e, çıkıntı olması ihtimali e, yani Yüzde çıkıntı şeklindedir ileriye doğru. Ayakkabının burnu da bir çıkıntı şeklindedir. Bir yakıştırma ilişkisi kurulmuştur. Ama burun dediğimizde kimse e, ayakkabının e, koklama organı olduğunu anlamaz. Yani yan anlam söz konusu burada. Gördüğünüz gibi burada bir yan anlam var. Kavanozun ağzını açamıyorum. Kavanozun hiç bizim gibi bir ağzı olur mu? Olmaz. O zaman buradaki ağız nedir? Yan anlamdır. Arkadaşlar devam ediyorum. Masanın ayağını tamir etmeliyiz. Ayak dediğimiz zaman bizim ayağımızın gibi bir ayak olarak değerlendirmemek lazım. Gerçek anlama yakın ama e, birebir aynısı olmadığı için yine bir yan anlamımız söz konusu. Dikkat ettiğiniz mi bilmiyorum ama üçünde de çocuklar somut bir ilişki var. Yani duyu organlarımızı da algılayabiliyoruz. Burun, ağız, ayak bunlar algılanabiliyor. Bunu niye söyledim? Şunun için söyledim. Mecaz anlamda bir fark var onu göreceğiz. Mecaz anlamda şu var. Bir ilgi ve veya benzetme sonucu bir sözcüğü biz gerçek anlamından tamamen uzaklaştırırsak elde ettiğimiz anlam çeşitli mecaz anlamdır. Yani gerçek anlamdan %100 uzaklaşması lazım. Yan anlam gibi değil bu. Çocuklar soyut ilişki söz konusu genellikle ama onu söyleyeyim. Bize verilen birçok örnekte biz mecaz anlamın soyut bir ilişki taşıdığını göreceğiz. Bu olaydan sonra bütün okulun ağzına düştüler. Demin ki ağız örneklerini düşünün. E, veya işte... Yan anlamdaki ağız e, örneğini düşünün. Bir de buraya bakın. Bütün okulun ağzına düştüler. okul ağzı diye bir şey söz konusu olur mu arkadaşlar? E, o zaman mecaz anlamdır. Soyutluk ilişkisine dikkat edin lütfen. Burada ağız kelimesi soyuttur. Yani herkes onları konuşmaya başlamış anlamında. Ağza düşmek. İnanmayın ona yine ayak yapıyor. Bakın ayak yapmak yine bir gördüğünüz gibi bir deyim olarak karşımıza çıkıyor. Buradaki ayakla bizim ayağımızın arasında hiçbir ilişkisi yok. Yine soyut bir ilişki olduğunu unutmayın ve mecaz bir ifade olduğunu görün. E, mecaz anlamdaki ifadelere baktığımız zaman akla ve mantığa aykırı kullanım söz konusu. E, bu anlamda bu, bu yukarıdaki örneklere baktığımızda bir mantıklı bir açıklama yapabilir misiniz? Tabii ki yapamazsınız. Gerçek anlam ve yan anlam gibi. Hadi yan anlamda da zaman zaman e, belki kafanız karışabilir ama mecaz anlamda %100 bir e, akla ve mantığa aykırı bir kullanım söz konusu. Ve unutmayın soyut ilişkiyi, bunu her zaman söylüyorum. Gerçek ve yan anlamda somut ilişkiyi arayacakken mecaz anlamda e, yoğunlukla soyut bir ilişkiyi arayacaksınız. Böylelikle de aradaki farkı rahatlıkla bulabileceksiniz. Gelelim dördüncü anlam çeşidimiz olan terim anlama. Terim anlam dediğimiz nedir? Bir bilim, spor, sanat, kültür e, ya da herhangi bir meslek alanıyla alakalı özel kelimeler bütününe ya da o e, ilgili kavramı karşılayan sözcüklere biz terim anlam diyoruz. Tekrarlayalım. Herhangi bir bilim, sanat, spor, meslek alanı hiç fark etmez. Bu alanla ilgili özel kavramların tümüne biz terim anlamı ifadesinde bulunuyoruz. Matematikle ilgili neler olabilir? Doğal sayılar, kare, polinom, karekök, tiyatroyu düşünün, sahne, perde, kostüm, müzik, işte nota, akor, söyle anahtarı. Bunlar sadece o alana özgü. Coğrafya, meridyen, ölçek, İzohips, dünya, boğaz, özellikle deneme sınavlarında ve e, test kitaplarında coğrafya ile ilgili son dönemde e, bol bol terim anlam soruları veriliyor. Şu izohips olsun, boğaz olsun, bunlara dikkat edin. Resim, portre, palet, tuval, futbol, touch, foul, goal, offside. Bu uzatılabilir. Daha birçok alan var tabii ki. Türkçe ile ilgili düşünün bir sürü. Ee, özel e, kelimeler var, terim anlamlar var. Fakat burada ifade etmek istediğim bir şey var. O da nedir? Terim anlamdaki ifadeleri biz yerine göre başka anlamlar halinde de kullanabiliriz. Yani o sözcüğün hangi anlamda olduğu cümleye göre değişiyor. Örnekleyelim. Televizyondan e, televizyondan gelen ışık gözlerimi kamaştırdı. Televizyondan gelen ışık gözlerimi kamaştırdı. Bu ışık dediğimiz zaman aklımıza gelen ilk anlam olduğunu herkes gördü sanırım. Yani gerçek anlam var sinemamızın usta aktörü, sanatımız için eşsiz ışıklardan biriydi. E bu ışık bu ışık aynı mı? Değil tabii ki. Burada bir soyutluk ilişkisi var. Yani burada bir mecaz ifade söz konusu. Mecaz anlam. Bakın, ikisi de ışık ama biri gerçek anlam, biri mecaz anlam. Üçüncüsü de yine göreceksiniz. Bugünkü dersimizde ışık konusunu e, işleyeceğiz. E bu ışık konusu fen ve tek, e, fen dersiyle alakalı değil mi? E, fen dersiyle alakalı. E demek ki e, özel bir kavrama giriyor. Yani terim anlamı oluyor. Yani şunu söyleyelim, biz bu örnekle beraber kelimeyi görür görmez hemen bu gerçek anlamda işte bu terim anlamdır diyemezsiniz. Perde örneğini düşünün, annem perdeyi açtı dedim. Buradaki perde aklımıza gelen ilk anlamsa ki öyle, gerçek anlam, İşte tiyatro perdelerini açtı dediğimiz zaman buradaki perde e, terim anlamdır. O yüzden lütfen cümledeki anlamına dikkat edin gençler. Devam ediyorum. Sözcükteki anlam ilişkilerine bakalım. Bunların birçoğunu çok zaten iyi bildiğinizi düşünüyorum ama bazı kısımlarda önemli uyarılar yapacağım. Lütfen takip edin. Eş anlamlı kelime ya da diğer adıyla anlamdaş kelime. Eş anlam yani anlamları eş, yazılışları ve okunuşları bu anlamda farklı. Yani anlamda sadece bir bağlantı kurabiliyoruz ama yazılış ve okunuşta kesinlikle bu bağlantı yok. Birbirinin yerine zaman zaman kullanılabilir ama her zaman kullanılmıyor. Onu da söyleyeyim. Eş anlamlı çoğunlukla Türkçe sözcüklerle dilimize e, yabancı dillerden girmiş sözcükler arasındadır şeklinde. Çoğunlukla'yı burada çizmek istiyorum. Her zaman değil çoğunlukla e, böyle bir ifade e, belirtilebilir. Ad, isim, ak, beyaz, fikir, düşünce, vakit, zaman. Bakın ölçüt, kıstas, kriter. Belge geçer, faks. Mesela yabancı faks. Şuna dikkat edin Şu kelime varsıl. Varsıl, zengin. Şimdi biz bunun tersini, ters demeyelim de zıddını... Biliyoruz. Ee, zengin, fakir. Ee, fakir, yoksul mesela değil mi? Zenginin eş anlamlısı da varsıldır çocuklar. Yoksulu çok sık kullanırız ama varsılı çok az kullanırız. Ben onu da şöyle sizin dikkatinizi çekecek şekilde işaretlemiş olayım. Varsıl denildiği zaman lütfen zengin olduğunu unutmayın. Varsıl bir geçmişimiz var dediğimiz zaman zengin bir geçmişimiz var anlamına geliyor. Doktor, hekim yine eş anlamlı kelimelerden. Eş sesli... Bu sefer anlam ilişkisini kenara bırakıyoruz, ses ilişkisine bakıyoruz. Yani yazılış ve okunuşta bir ortaklık var ama anlamda bu sefer farklılık söz konusu. Yüzü bana dönüktü dediğimiz zaman, burada yüz nedir? Surat değil mi? Sima. Düğüne yüz kişi gelmişti, sayı olarak yüz matematiksel. Kıyıda iki çocuk yüzüyordu, yüzmek fiili, suda ilerlemek değil mi? Koyunun derisini yüzdüler dediğimiz zaman da derisini çıkarmak yine bir fiil. Derisini soymak anlamında kullanıldı. Bakın dört farklı anlamda kullandık ve biz bunlara sesteş sözcük ifadesini verdik. Devam ediyorum. Önemli bir kural. Çocuklar, biliyorsunuz dilimizde bizim düzeltme işareti var. Bu düzeltme işareti kesinlikle sesteşlik taşımıyor. Bunu unutmuyorsunuz, tamam mı? Yani işte ama ama. Bakın okunurken bile farklı. Ama ama. Şimdi veya hala hala. Aşık. Aşık, bak uzatıyoruz çünkü inceltme var, düzeltme işaret. Ad, adet, adet, yar, yar, yar. Bakın yine buradaki e, düzeltme işareti e, okurken kelimeyi farklı hale getiriyor. Bu sorunun çözümünü hala anlayabilmiş değilim. Yani şunu böyle okuyamazsın. Bu sorunun çözümünü hala anlayabilmiş değilim. Hala anlayabilmiş değilim diyemezsin. Veya uzun yıllardır halamı görmeyince yüzünü bile unuttuğumu fark ettim. Şimdi. İkisinin yazılışları aynı gibi görünüyor ama şunlar işi bozuyor. Kesinlikle düzeltme işaretini gördüğünüzde sesleşlik özelliği aramayacaksınız. Bunu ifade edelim. Bir uyarımız daha var ki bence çok önemli. Böyle bir tik atıyorum buraya. Bir sözcüğün temel anlamıyla yan anlamı ve temel anlamıyla mecaz anlamı arasında sesleşlik aranmaz. Şimdi hatırlayın demin Temel anlam, yan anlam, mecaz anlam ilişkilerini anlattığımızdaki örnekleri bir gözünüzün önüne getirin. Kesinlikle bunun arasında bir sesleşlik aramayacaksınız. Bakın bir örnekle gösterelim. Acı biber dilini öylesine yaktı ki bir saat kendine gelemedim. Dil dediğimizde ne geliyor aklımıza? İlk anlam geliyor mu? Geliyor. O zaman temel anlam. Ayakkabının dilini bir türlü tutamadığından güzelce giyemiyordum. Şimdi insana ait bir parça doğaya aktarılmış ayakkabının bir parçası haline gelmiş, somut bir ilişkisi var ama akla gelen ilk anlam değil. Yani yan anlam. Şimdi bu değil, bu da değil. Yazılış okunuş aynı mı? Aynı. Şimdi kalkıp bunlar arasında bir sesleşlik ilişkisi var diyemezsin, dersen yanlış olur. Aynı şeyi mecaz anlamda da e, belirteceğiz. Kuru otlar bir kibritte ise tutuşu verecekti. Kuru, yaşın tersi biliyorsunuz. Temel anlam, tamam. Bu yazarın kuru bir anlatımı var. Yani yaşın tersi bir anlatımı var. Böyle bir yazar var mı? Yok. Soyut bir ilişki var ve mecaz. Kesinlikle bunlar arasında da e, ses-teşlik ilişkisi yok. Son iki uyarıyı tekrarlayalım. Düzeltme işaretini gördüğünde ses-teşlik özelliği aramıyorsun. İki, yan anlam, temel anlam, mecaz anlam arasında kesinlikle bir ses-teşlik ilişkisi. Yine aramıyorsun, dikkat ediyorsun. Devam. Yakın anlamlı kelimeler. Bunların yazılış ve okunuşları farklı olmalarına rağmen anlamdaş gibi görünüyorlar. Yüzde yüz birbirinin yerini tutmuyor gençler bunlar. Aralarında küçük de olsa aynı anlam ayrıntıları var. Bazen daha büyük de olabiliyor. Örnekleyelim. Tanıdık, bildik. Yalan, yanlış. Tutmak, yakalamak. Mesela darılmak, küsmek, kırgın olmak. Korkak, çekingen. Şimdi bunlar birbirinin yüzde yüz karşılamıyor, yerini tutmuyor ama... Ee, yakın anlamda olduklarını ifade edelim. Bu anlamda zaman zaman denemelerde bu tip sorular çıkıyor. Veya işte okul derslerinde, sınavlarınızda sorulabilir. Aradaki farka lütfen dikkat edelim. Zıt anlamda birbirinin karşıtı olan kelimeler değil mi? Birbiriyle çelişen sözcüklere biz zıt anlamlı sözcükler diyoruz. Ee, şunu unutmayın, bir Türkçe'de yani her kelimenin eş anlamlısı yoktur. Her kelimenin zıt anlamlısı da yoktur tamam mı? Yani kendinizi bu anlamda zorlamayın. İyi, kötü, dost, düşman, şişman, zayıf, iyimser, kötümser, inmek, çıkmak, sağ, sol, zengin, fakir. Uzatabilir miyiz? Uzatırız ama şöyle önemli bir uyarımız var zıt anlamla ilgili. Çocuklar bir sözcüğün olumsuzu onun zıttı değildir. Gelmek kelimesinin zıttı gelmemek değil gitmektir. Tamam Çıkmak kelimesinin zıttı çıkmamak değil. Nedir? İnmektir. Buna dikkat edelim. Kesinlikle bir kelimenin olumsuzu onun karşıtı değil. Somut ve soyut anlama bakalım. Duyu organlarımızda algılayabildiklerimize ne diyorduk? Somut anlam. Neydi o duy organlarımız? Görme, değil mi? dokunma, işitme, tatma ve koklama. Bunlardan herhangi biriyle ama çocuklar. Yani illa beşiyle de algılayabilecek gibi böyle bir şey yok zaten. Bir tanesi atıyorum gördüysen tamam kokladıysan o da oldu. Ne bileyim e, tattıysan bunlardan herhangi biri ne yapacaktır? Somut anlamı bize verecektir. Soğuk, sıcak, ekşi, acı, acı acıya dikkat, tat anlamındaki acı değil mi? Acı biber yedim ve e, kendimden geçtim. Ne oldu? Tat, o zaman somut. Çiçek, gürültü, aydınlık, karanlık. Biz bunları e, şuradaki beş duyu organımızdan biriyle hissediyorsak, algılayabiliyorsak somuttur. Bu çiçekler güzel kokuyor. Çiçek ve kokmak kelimeleri nedir burada? Somuttur. Hemen soyut ilişkiye de bakalım. Bunun tam tersi yani beş duyu organlarımızdan herhangi biriyle algılanamıyorsa soyuttur. İyilik, kötülük, nefret, kıskançlık, ayrılık, özlem, aşk, sevgi, acı. Acıyı tekrar aldık. Ama üzüntü anlamında değil mi? İşte bu yaşadıklarım bana acı veriyor dediğimiz zaman sana acı biber vermiyor değil mi? Yani üzüntü veriyormuş anlam. O anlamda kullanılmış. O zaman bu soyuttur. Yine ne yapacaksınız? Cümledeki anlamına dikkat edeceksiniz. Tek hayalim iyi bir eğitim almak. Burada hayal kelimesi soyut anlamda kullanılmış. Genel ve özel anlamlı kelimeler. Bu tüme varım tümden gelim. Lise dönemine geçtiğinizde bu şekilde ifade edilecektir bu. Şimdi şöyle basit bir şekilde aktarmaya çalışalım. Çocuklar aslında e, söylendiğinde tekil olmasına rağmen anlamca geniş kapsamı olan sözcüklere genel anlamlı sözcükler deniyor. Ee, anlamda anlamca daha dar kapsamlı olan sözcüklere ise özel anlamlı diyor. Şimdi alttaki örneği bir değerlendirelim. Varlık, varlık her şeyi kapsıyor değil mi? Canlılar var, cansızlar var. Varlıktan nereye indi? Canlıya indi. Demek ki cansızlar atıldı. Bir sürü canlı çeşidi var. Ama onlardan hangisine geldi? Bitkilere geldi. Bitkiler, bir sürü bitki var. Hangisine indik? Çiçeklere geldik. E, bir sürü çiçek var yine. O çiçeklerden hangisiymiş? Sardunya. Bakın ne yaptık? Genelden başladık. En özele kadar gittik. Tamam. Bunun tersi ne? Özelden genele. Yani sardunyadan başlayıp çiçek, bitki, canlı, abarlık deseydim. Özelden genele yapmıştım. Bu şekilde yaptığımız için genelden özele şeklinde olmuş oluyor. Nicel ve nitel anlama da bir bakalım. Nicel dediğimiz zaman, nicelik unutmuyorsun, nicelik. Ölçülebilen, sayılabilen özellikleri ifade ettiğini hatırlayacaksın nicelik eşittir neymiş? Ölçülebilen, sayılabilen. Çocuğun çantası çok ağırdı. Biz bunu ölçebilir miyiz? Tartabiliriz değil mi? Bakabiliriz, sayı koyabiliriz. İşte 3 kilo, 5 kilo neyse. Salonu geniş bir eve taşındık. Ölçebilir miyiz? Kesinlikle. Yani bir matematiksel değer ifade edebilir miyiz? Ederiz. Okul yüksek binaların arasında kalmıştı. Yine aynı şekilde bakın bunların tamamı ölçülebilen, sayılabilen ifadeler olduğu için biz bunlara ne diyeceğiz? Nicel anlamlı kelimeler diyeceğiz. Nitel anlamda neye dikkat etmemiz gerekiyor? Nitel anlamda sayılamayan, ölçülemeyen bir değeri ifade edecek tamam mı? Şimdi o her zaman güzel elbiseler giyer. Bu elbiselerin güzelliğini biz ölçebilir miyiz? Kişisel bir yargı var dikkat edin. Mutfaktan kötü kokular geliyor. E yine aynı şekilde herhangi bir ölçüm yapılamaz. Güleç yüz dediğimiz zaman da yine aynı şekilde nitelik belirtilmiş. Nasıl elbise, nasıl koku, nasıl yüz... Ama unutmayın bu nasıl sorusu bize doğrudan bunun cevabını vermeyebilir. Demin yüksek binayı düşünün. Nasıl bina yüksek bina. Yani orada nasıl cevap verdi diye nicelik bildirdi. Ee, işte nitelik ya da nicelik arasında böyle bir ayrım yapmak mümkün değil. Buna dikkat edelim. Bunun yerine e, onun niteliğini gösterecek. Yani elbisenin niteliği güzel. İşte kırmızı kalemi düşün veya e, kalemin rengini niteliğini bize verirmiş. Tamam mı? Ölçülemiyorsa nitel ölçülebiliyorsa nicel. Tabii ki bu da yine cümledeki anlamına göre. Dersin başından beri aynı şeyi söylemeye çalışıyorum size. Cümledeki anlamına bakacaksınız. Dayımlarla çok yakın oturuyoruz. Kaç işte 1 kilometre, 2 kilometre veya işte 300 metre, 500 metre ölçebilir misin? Ölçersin. O benim en yakın arkadaşım. Aramızda bir metre cinsinden bir değer koyamazsın. Nedir? O zaman ölçülemez. Bu da niteldir. Demek ki cümledeki anlamına bakarak bunları da rahatlıkla ayırt edebiliriz. Devam edelim. Yansıma sözcükler Pratik bir şekilde şu aklınızda kalsın yeterli. Doğadaki seslerin taklidiyle oluşmuş sesler, e, sözcüklerdir. Doğa seslerini taklit ediyorsunuz. E, burada doğanın taklit edilmesiyle de diyor. Burada ses, ses sözcüğünü de ben eklemek istiyorum size. Doğadaki seslerin taklidi. Şırıl, şırıl şırıl, şırıl, miyav, kedi değil mi? Hav, köpek, pat pat, küt, çıt, çat. Daha uzatılabilir. Unutmuyorsun doğadaki seslerin taklidi. Çocuklar burada uyarımız var. Eğer bu buradaki sözcükleri biz mecaz anlama gelecek şekilde ifade edersek kesinlikle yansıma özellikleri kayboluyor. Yine cümledeki anlamı gördüğünüz gibi ön plana çıkıyor. Öğrenci konuyu tahtada çatır çatır anlattı. Şimdi burada çatır çatırın sesle bir ilişkisi yok ki. Mesela şöyle deseydik. Arkamızdan çatır çatır sesler gelince korktuk. Burada bir ses ilişkisi olduğunu görüyorsunuz ama burada herhangi bir ses yok. Çıkmış ve %100 bir enerjiyle konuyu anlatmış çocuk. Biz de tebrik ediyoruz onu. Hadi devam. İkilemelere bakalım. İkileme nedir bir kere? İkileme amaç şu anlatımı güçlendirmek tamam mı? Için sözcüğü bazen kendi kelimenin aynısının tekrarıyla, bazen yakın anlamlı kelimelerle, bazen zıt anlamlı, bazen de tamamen anlamsız sözcüklerin birbirinin tekrarıyla oluşan sözcük grubuna biz ikileme ediyoruz. Amaç ne? Şu. Anlatımı güçlendirmek. Gelin birkaç örnek bakalım. Bakın koşa koşa aynı sözcüğü tekrar etmiş. Ağır ağır, iri iri. Eş anlamlarla oluşabiliyor. Mesela akıllı, uslu. Ses, seda, güçlü, kuvvetli, kılık, kıyafet. Eş anlamlarla da oluşuyor. Zıt anlamlarla da biz ikileme oluşturabiliriz. İleri geri, az çok, er geç, bata çıka, büyük küçük. Gördünüz mü? Bunları ezberlemiyorsunuz tabii ki, örnekliyoruz. Devam edelim. Anlamlı bir anlamlı bir anlamsız. Bak, eski anlamlı, püskü anlamsız. Eğri anlamlı, büğrü, anlamsız. Yarım anlamlı, yamalak anlamsız. Çer anlamsız, çöp anlamlı. Her ikisi de anlamsız olan ikilemelerimiz de var. ıvır zıvır, eften püften, mırın kırın Hepsi anlamsız. Yansıma sözcükleri demin hiç demiştik. Yansımaları da biz ikileme şeklinde ifade edebiliriz. Bakın buradaki örneklerin tamamı nedir? Birer yansımadır. Bakın dikkat ettiniz mi? Hepsi birer ses e, taşıyor. İsim tamlaması şeklinde de oluşabilir. İşte suyunun suyu, güzeller güzeli. 6. sınıf konusuydu bu. Eğer bir problem varsa ikilemeler şey sıfat tamlaması ve isim tamlamasını bir gözden geçirmenizi tavsiye ediyorum. Hal e, yani durum ekleri alarak oluşur. Neydi hal ekleri? I hali değil mi? E hali, D hali, den hali. Tabi biz artık onlara i hali, D hali demiyoruz. I hali belirtme hali, E hali yönelme. D neydi? Bulunma, den ayrılma ya da çıkma değil mi? Bakın baş, baş, a, baştan tan, baş, a. Bakın gördünüz mü? Hep hal ekleri alarak da biz e, ikilemeler oluşturabiliyormuşuz. Bir de M harfi ile oluşuyor. Silgi, milgi, şaka, maka, evme, para, mara, kitap, mitap, sınav, mınav. Çok e, e, revaçta değil mi sınav şu ara? Aynen öyle sınav, mınav. Gireceğimiz sınav, mınavlar var. Devam ediyoruz. Şimdi e, gelin birkaç tane soruyla dersimizi yavaş yavaş sonlandıralım. Anlam bilgisi gerçekten pratik anlamda e, kolay bir konu ama e, dersin başında da söylemiştim. Ee, soru çözmezseniz tüm konularda olduğu gibi nankör bir konu. Hatta biraz daha fazla nankör konu. Bol bol farklı kaynaklardan soru çözmeniz gerektiğini bir kere daha hatırlatalım ve sorumuza bakalım. Sınıf arkadaşı zengin bir ailenin çocuğuydu. Zengin sözcüğünün eş anlamlısını bize sormuş. Demin dersin başında da zengin kelimesiyle alakalı bir kelimeden bahsetmiştim. Zenginin eş anlamlısı nedir? Varlıklı, varsıl değil mi? Yoksul ailelerin yaşadığı bir mahalleydi. zıt anlamlısı. Pek de varlıklı olmayan sıradan bir insandı. Bakın burada varlıklı, zengin. Burada varsılı da kullanabilirdi. Cevabımız ne oldu? Bursa. Ee, bunu tüm derslerde ya da karşıma çıktıkça tekrar ediyorum öğrencilerime. Sizler de unutmayın. Varsıl eşittir, zengin. Altı çizili sözcük kendi türünün tamamını kapsayacak şekilde kullanılmamıştır. Bu genel anlam ilişkisinden bahsetmiştik ya. Onunla ilgili bir soru işte. Ama kullanılmamış. Dikkat edelim. Şehir sanatın ve edebiyatın üretim merkezidir. Hangi şehir belli değil. O zaman bayağı genel anlamda kullanılmış. Ee, çiçek bir yerin mekanın en değerli süsüdür. Hangi çiçek olduğu belli mi? Yoksa tüm çiçekler mi? Tüm çiçekler yine genel anlamda kullanılmış. Kuş bugün pencereme konmayı unutmuştu. Hangi kuş bu? Belli mi? Belli ki bir tane kuş var ve o kuş bugün pencereye konmamış. O halde ne oldu? Genel değil bu özel. Biz bunu öz, genel anlamda kullanabilir miyiz mesela kuşu? Evet. Kuşlar e, uçan canlılardır dedim veya kuşlar yumurtla, yumurtlayarak e, çoğalan canlılardır dediğimiz zaman genel anlamda tüm kuşları ifade ettim. Ama burada bir tane kuş, işte bir muhabbet kuşu olsun, bir serçe olsun hiç fark etmez. Onlardan bir tanesinden bahsettiği için özel anlamda kullanılmış. Duygu bir insanı insan yapan e, önemli bir değerdir. Hangi duygu? Kıskançlık, e, üzüntü, keder, mutluluk hangisi belli mi değil. Hepsini kaplıyor. O da e, kapsıyor. O da genel anlam oldu. Cevabımız aynen Ceyhan oldu. Hadi devam. Yine genelden özele ilişkisine bakacağız. Ama böyle bir sıralama olmayacak. Şehirlerden en çok Adana'yı severim. Şehir, Adana. Genel, özel. 81 şehrimiz var. Adana'yı söylemiş. Ali sebzelerden ıspanağı pek sevmez. Sebze, bir sürü sebze var. Ama ıspanak genelden özele. Dünyada kıtalar arasında Asya en gizemli olandır kıta, Asya, bir sürü kıta var. Değil mi? Asya genel, özel. Bu da gitti. Menekşelerin diğer çiçeklerden farklı bir kokusu vardır. Menekşe çiçek özel, çiçek genel. Bu özelden genele, diğerleri ise genelden özele. Cevabımız ne oldu? Böyle bir sıralama olmadığı için Denizli oldum. Son bir sorumuz daha var. İnce sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde nitel anlamda kullanılmıştır? Nitel neydi? Sayılama yani ölçülemeyendi. Nitelik belirtecekti. Bu ince davranışlarıyla bizi büyülemiştim. İnce sözcüğü burada ölçülebilir mi sizce? Sayılabilir mi? Tabii ki sayılamaz. Cevabımız doğrudan Adana'da karşımıza çıktı. Bak kapıdaki ince telleri tek tek söktü. İnce tel. Ölçebilirsin. İnce bir gömlek. Aynı şekilde ince bardak. Bunların tamamı nicelik belirtir. Adana'da cevap nitelik belirtmesi nedeniyle ortaya çıkıyor diyelim. Gençler bugün sizlerle sözcükte anlam konusunu işlemeye çalıştık. Lütfen konudan sonra kaynaklarınızdan soru çözmeyi unutmayın. Bir sonraki dersimizde de yanımızda olun. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.